Merhaba, ben Profesör Doktor Behrin Pehlivan. Radyasyon onkolojisi uzmanıyım. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitede uzmanlığımı aldım ve daha sonra Fransa'da ve İsviçre'de yaklaşık 5 yıl boyunca çalışmalarda bulundum. Yurda döndükten sonra iki büyük sağlık grubunda çalıştım ve bir süredir de kendi kliniğimde çalışmalarıma devam ediyorum. Aynı zamanda da Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Kanser önceleri kökün aldığı organa göre sınıflandırılıyordu. Artık günümüzde 21. yüzyıl bilim ve teknolojisinde kanser genetik ve bağışıklık sisteminin bir hastalığı. Genetik mutasyonları saptayıp kanser tedavilerini kişiye özgü hale getirmek, aynı şekilde bağışıklık sisteminin kanserde çok önemli olduğunu bilip bağışıklık sistemini destekleyecek, en azından onun varlığını unutmayacak tedaviler vermek bizim için çok önemli. Kanser aynı zamanda kolektif akıl gerektiriyor. 21. yüzyıl bilim ve teknolojisini tekrarlamak istiyorum. Bir doktorun her şeyi bilme özgürlüğü, şansı olmadığı için çok sayıda alanında uzman kişilerle birlikte kanser hastalarını değerlendirmemiz ve kişiye özgü her yönüyle düşünülmüş tedaviler ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bu sebeple bu kliniği kurdum ve burada alanında uzman çok sayıda kişiyle birlikte başvurduğunuz zaman sizi her yönüyle ele alabilecek, tüm tedavilerinizi karşılayabilecek bir organizasyon kurduk. Kanser organizasyon gerektiren ve multidisipliner yaklaşılması gereken bir hastalık. Kanser tedavileri deyince hepimizin aklına radyoterapi, kemoterapi ve cerrahi geliyor. Oysa bunların kişiye özel bir şekilde uygulanması gerekiyor. Bizler genel olarak kanser tedavilerini organ bazlı olarak sınıflandırıyoruz. Yani meme kanseri, akciğer kanseri gibi. Ancak bunlar da kendi aralarında taşıdığı genetik mutasyonlara ve immünolojik özelliklere göre farklı farklı sınıflandırılabiliyor. Kanser tedavilerine karar vermeden önce mutlaka bu özelliklerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Sadece evresine göre, sadece kökün aldığı organa göre kanser tedavisine karar vermek artık 21. yüzyıl aklına çok fazla uymuyor. Bu sebeple klinimize başvuran hastayı bireysel olarak ele alıp veya her yönünü değerlendirdikten sonra genetik testler eşliğinde hangi tedavilerin daha etkin olabileceğini, hangi kemoterapilerin daha uygun olduğunu, radyoterapi alacaksa radyoterapi için gerçekten uygun olup olmadığını, genetik olarak uygun olup olmadığını araştırmayı tercih ediyoruz. Aynı şekilde de bu tedavileri uyguladığımızda bile etkinliğini arttırmak için çok yönlü düşünülmesi gerekiyor hastanın. Mesela bağırsak mikrobiyatasını, bağırsak florasını düşünmeden bir tedavi planı yapmak artık bu dönemin aklına çok yakışmıyor. Aynı şekilde kişinin diyetini düzenlemeden, psikolojik durumunu ele almadan yapacağımız bütün tedavileri de eksik olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden de artık bütün onkolojik tedavilerin kişiye özel ve kişinin bağışıklık sistemini ön planda tutularak planlanması gerekiyor.